Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Biliyorsunuz artık bu tarz sorularda yaptığımız işlemler hep aynı olmaya başladı. Buradan 4 eksi x kare bölü 2x büyük 0. Eksi 2 var, 0 var ve artı 2 var köklerimiz. 0 aşağıda, eksi 2 artı 2 yukarıda. Buraya bakarsanız eksi, artı, eksi ve artı şeklinde olacaktır. Sıfırdan büyük dediği için cevabımız buradan eksi sonsuz eksi 2 ve 0 iki aralığı olacaktır. Evet, ikinci sorumuzu da yine sağ taraftaki her bir ifadeyi sol tarafa alalım. Şu ikisini x kare parantezine alırsam oradan x eksi 1 gelir. Şu ikisini de eksi parantezine alırsam bir tane daha x eksi 1 gelir. Yani x eksi 1 parantezinde x kare eksi 1 olur. Buradan köklerimiz eksi 1 artı 1. Fakat artı 1'den 2 tane var. İfadenin sıfırdan büyük olan kısımları bunlar. Dolayısıyla en küçük sayı Ceyhan olacak. Demiş ki kübü kendisinin 4 katından küçük olan. Yani aslında son derece basit bir soru. Kalkıp da burada hiç bu tarz ifadelere girmeye gerek yok. Çünkü zaten hani 5, 4, 3, 2 koysanız hiçbir sağlamayacaktır zaten. O yüzden Adana olacaktır. Hemen sağdaki ifadeyi sol tarafa alıyorum. Burasını x'e, burasını x eksi 2 ile çarpıyorum. X'e çarptığım için x kare eksi 2x olacaktır. Şurada eksi 3 var, dikkat edin. Eksi 3x artı 6. Yani aslında yukarısı x kare eksi 5x artı 6. Aşağısı da 8x. İfadenin sıfırdan küçük olduğu yerleri soruyor. Biliyorsunuz ki şu eksi 3 eksi 2 yani 2 ve 3 köklerdir. Sıfır aşağısının köküdür. Bunlar dahildir. Artı eksi artı eksi şeklinde gidecek. Fakat burada bize x'in sıfırdan büyük olduğundan bahsediyor. X'in sıfırdan büyük olması sorumuza baştan başlıyoruz çünkü küçük bir hata yapmışım. X kare eksi 2x eksi 24 bölü 8x şeklinde yazılması gerekiyordu. Paydaş derken hata yaptım az önce. Şimdi burada ne gelecek? Eksi 6 artı 4 şöyle xx yani 0 var, eksi 4 var ve 6 var. Neyle başlıyor? Artı, eksi, artı, eksi. Eşitlik var mı? Evet var. Şöyle. Şimdi benden istediği x'in sıfırdan büyük. X tam sayı değerlerinin toplamı. İlk 6 terimin toplamı. Şöyle. O da 21 oluyor. Evet, denklemin gerçel kökünün olmaması için deltasının sıfırdan küçük olması gerekir. Şöyle b kare eksi 4 a C şeklinde alalım. Şunu açtığımız zaman m kare eksi 4m artı 4. 4 ile çarparsam 4m kare eksi 16m artı 16 artı 4m eksi 16 şeklinde oluyor. Bunlar birbirini götürdü. Buradan 4m kare eksi 12m gibi bir ifade geldi. 4m parantezini alırsam burası m eksi 3 olur. 0 ile 3. Yani buradan cevabımız ne olacaktır? Artı eksi artı olacağından Adana olacaktır. 6. soruda bunun zaten kökü 2. Bunu x x
Eksi 5 eksi 1 diye açarsak demek ki 1 ve 5 ne olacaktır? Kökleri olacaktır. 1 ve 5. 2 yukarıda ve çift kat olacaktır. Artı eksi eksi artı şeklinde olacak. Benden negatif olan kısımları sormuştu. X tam sayıların toplamı. Yani 0 tabii ki yok. 2, 3, 4 var sadece. Öyle görünüyor. Yani altın cevabı Bursa olacak. 7. soruda hem üst tarafın hem alt tarafın arkadaşlar deltaları sıfırdan küçüktür. Artı artı oldukları için bölümleri de artıdır. Yani ifade her yerde sağlar. Evet, oldukça bir uzun bir tablo sorusu. X eksi 7 eksi 1 x eksi 4'e 1 x eksi 4 x artı 4 x eksi 3 x artı 1. Maşallah. Kim duyduysa gelmiş yani. Şimdi bakıyorum. 1, 7, tekrar 1, 4 yukarıdan gelen kökler. 4, eksi 4, 3 ve eksi 1 aşağıdan gelen kökler. Şimdi bunları sıralı bir şekilde tabloya yazmayı başarabilirsek. Eksi 1 var. 1'den 2 tane var. Şöyle. Hop, eksi 4'ü şuradan görmemişiz. Eksi 4'ü de alalım. Sonra 4, 3 var. 3'ten bir tane var. 4'ten yine 2 tane var. 7'den de bir tane var. Artı 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 artı. Şimdi artı eksi eksi. Artı artı eksi artı şeklinde. Şimdi eşitin sağlayan en küçük doğal sayı değeri bir kez sıfırdan büyük dediğine göre sıfırdan büyük dediğine göre sıfırdan büyük dediğine göre buradan 8'in son cevabı ne olacaktır? Adana olacaktır. Evet, 9. soruda bunun zaten biliyorsunuz mutlak değeri olduğu için bir etkisi yok. Bu kendi başına kökü olmayan delta sıfırdan büyük. Baş kat sayısı pozitif olduğu için pozitif olan bir ifadedir. Yani bizde sadece üst tarafın sıfırdan büyük olma koşulu kalıyor. Bunu eksi x diye ayırırsam bir bakalım. Bunu 6'ya 1 ayırırsam çapraz çarparız ve ne yapar tutar. O zaman eksi 1 ve 6 köklerimiz olacak. Eksi artı eksi. Artı olan yeri soruyoruz. Şimdi en büyük tam sayı değeri 5. En küçük tam sayı değeri 0 görünüyor. Ve bunların farkı da 5 olur. Evet, 10 numaralı sorumuzu çözerken de şöyle hatırlarsınız. Şimdi bunu buraya atsam zaten 0 kalacak. Hatta x parantezini alırsam x eksi 2 olacak. Bu taraftan yaparsam 20 bu tarafa geçti, 15 oldu. Buradan 0 ve 2 kökler. Bu x, 5, 3. Bunu eksi koyarsam buradan eksi 3 ve 5 köklerim olur. Şimdi bakıyorum. Eksi 3 var, 0 var, 2 var ve 5 var. Şöyle. Bu sefer hepsini bir arada yaptık. Olmadı. Şöyle iki tane yapacağımızı biliyorsunuz. Şimdi birinci denklemin kökleri 0 ve 2. Şöyle artı, şöyle eksi, şöyle de ne olacaktır? Artı şeklinde devam edecektir. Sıfırdan büyük olan yerlerini alalım şöyle. Diğerinde kök eksi 3 ve 5'tir. Artı, eksi, 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 artı şeklinde olacaktır. Bunun da sıfırdan küçük olan yerlerini tarıyoruz. Dolayısıyla eksi 3, 0, 2, 5 aralığı Adana. Evet, 11. soruda bunu x eksi 2, x eksi 1 diye açabilirim. Buna bakalım 2x'e x 1'e 5 koyup buna eksi koyarsam çapraz çarptığımda evet 2x eksi 1 ve x artı 5 şeklinde ne yapmış oldum? Açmış oldum. Denklem sistem sorusu olduğuna göre
Kökler 1, 2, 1 bölü 2 ve eksi 5. Eksi 5, 1 bölü 2, 1 ve 2. Birinci denklemin kökleri 1 ve 2. Diğerininki eksi 5 ve 1 bölü 2. Artı, eksi, artı, artı, artı. Zaten bu kısmı soruyordu. Diğer kısma bakıyorum. Artı, 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 eksi, artı. Bizden artı olan kısımları soruyordu. Ortak olan kısma da bakarsak denizde olduğunu görüyoruz. 12. soruda denklemin iki tane kökü olduğunu söylüyor. Bunlar için herhangi bir açıklama yok. Sadece iki tane kök. Bu demektir ki delta büyük sıfırdır. Yani bunun karesi, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpım iki katı, eksi 4 çarpı m eksi 1. Şimdi şuradan bir m kare eksi m gelir. Bunu eksi 4 ile çarparsam eksi 4 m kare artı 4 m gelir. Ya bunlar birbirini götürür. Buradan 8 m artı 1. Delta'nın sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Demek ki x büyüktür. Eksi 1 bölü 8. Kökte eşit de olabilir. O yüzden eşitlik de alabiliriz. Şimdi arkadaşlar çok özel bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi bir parabolde kollar yukarı doğruysa bu x1 ve bu x2 bir sayısı görmüş olduğunuz gibi parabolün kolları arasında olduğu için bunun değeri ne olacaktır? Negatif olacaktır. Parabolün kolları yukarı doğru olduğu için a'sı da ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Yani a ile bunu daha sonra k olarak gösterelim. Fk çarpımı sıfırdan küçük olacaktır. Yani a sayısı nedir? M'dir. Fk bizim için burada şu anda a çarpı f1 önemlidir. Bir yerine yazarsak buradan m artı 1 küçük 0. Yani eksi 1 ve 0 benim köklerim. Artı eksi artı cevap eksi 1 ile 0 olacaktır. Ama dediğim gibi çok çok önemli bir sorudur. Dikkat etmekte yarar var. Evet, bir önceki soruyla aynı mantıkta olan bir soru. Baş kat sayısı pozitif. Verilen sayı kökler arasında olduğu için f'i negatif olacaktır. Şöyle. A'sı 1. F-1'ini de bulalım. F-1 de 1-a artı 3 küçük 0. Yani a büyüktür 4. Yani cevap Edirne. Arkadaşlar 15 numaralı soruya geldik. Gerçel kökü olması için en yine çözüm aralığı yani deltasının sıfırdan olması gerekir? Büyük olması gerekir. B kare eksi 4 a c sıfırdan ne olacak? Büyük olacaktır. Buradan 4 artı 4 en büyük 0. Yani buradan kökümüz ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Eksi 1'in sağ tarafı doğru cevabımız. Pardon. Eksi eksi artı eksi 1. 15. soruya cevap Adana demiş. Bir bakalım. B kare eksi 4 a c. İki farklı gerçel kökü olması için a kim? A nereden çıktı? Çok belli değil a. Burada öncelikle köklerin karelerinin toplamını kökler toplamının karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x'ten bulacağımızı bir söylemeliyim. Şimdi bakıyorum. Bu eksi b bölü a'dan a oldu. Bu da c bölü a'dan a kare oldu. Küçüktür eksi 4 demiş. 0. Bu eksi a kareyi de buraya atalım. A kare eksi 4 olur. Eksi 2 artı 2 benim buradaki köklerim olacaktır. Buradan sıfırdan büyük olan yerleri sorduğuna göre şöyle görmüş olduğunuz gibi cevabımız da Edirne olacaktır.